Ali'yi almak için çıkmıştık. Okuldan haber geldi. Erken çıkmak istiyormuş. Ne güzel. Bize de bahane olur hem. Ali'yi aldıktan sonra ilk dersimizi yaparız. Öğretmen Hanım, iyi günler. Ali'yi almak için geliyoruz da erken çıkmak istemiş sanırım. Ali şu an bohem etkinliği yapıyor. Bana öyle bir şey söylemedi ama... Okuldan aramışlar bizi. Bir karışıklık mı oldu acaba? Sanırım. Yine de Ali'ye bir sorayım. Ali'cim, dayın telefonda. Bugün erken çıkmak istiyor musun? Alo dayı, bugün maçta 2 gol attım. Kazandık maçı. Birazdan rövanşını yapacağız. O zaman 2 gol daha atman gerekecek. Evet. Çok koşup terleme. Ama o zaman nasıl gol atacağım? Sen kendi bildiğin gibi yap dayıcığım. İyi eğlenceler. Bol şans. Yanlış Veli'yi aradılar herhalde. Herhalde. Aç istersen. Belki bir derdi vardır. Eda'nın derdi bitmez. Belki onun sevgisini gösterme biçimi budur. Seven insanın aklından kimseye kötülük yapmak geçmez. Onunki sevgi değil. Hırs. Hem de kötücül bir hırs. Aç, ne olur aç. Ne olur aç. Onu duyma açıklar. Ay kapatma. Orup. 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 Ne olur aç. Allah'ım. Allah'ım ne olur. Onu bir şey olursa yaşayamam ben. Allah'ım. Kimsenin gölgesi düşmeyecek bu güzel güne. Hayır, 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 Orun, hayır. Uzun uzun anlatıp kafanı karıştırmayacağım. Araba zaten otomatik. Gaza bastığın zaman gidiyor, frene bastığın zaman duruyor. Bu kadar mı? Bu kadar. Çok kolaymış o zaman. Ama en önemli şey dikkat. Yalnız kendi aracını değil, trafikteki diğer araçları da hep kontrol etmen gerekiyor. Ve ne olursa olsun paniklemeyeceksin. Hep sakin kalacaksın. Ben aslında en çok yokuşlardan korkuyorum. Yokuştan mı? Evet. Televizyonda bile yokuşta kalan bir araba gördüğümde elim ayağıma dolaşıyor. Çok panik oluyorum. Bu da kolay. Arabanın yokuş kalkış desteği var. Frene bastığın zaman fren bir süre kilitli kalıyor. Sonra kendiliğinde otomatikman açılıyor. Böylece yokuşta kalmıyorsun. Merak etme. Zaten bol bol pratik yapacağız. Ben buradayım. Öyle güzel anlattın ki yapacağım galiba. Kaplumbağa mıydı o? Evet.
şükür bir şey olmamış. Evet. Gördüğün gibi dikkat çok önemli. Arabanın frenleri de gayet iyiymiş. Bence kaplumbağanın hızı araba için de çok ideal. Ben muhtemelen o hızda kullanırım arabayı. O zaman sana sık sık korna çalınmasına hazır ol. Evet, bir de o var. Neden sürekli kornaya basıyorlar? Kurallar kadar detaylar da önemli. Hadi bin arabaya, onu da anlatayım. Anne, ben aradım ama ben açmadı. Anne ne olur bir şey yap. Açmadı annem. Anne ne olur bir şey yap. Sakin, bir sakin. Anne kızım doğru düzgün anlat bakayım şu olayı. Annem, Orhun ölmesin anne. Orhun ölmeyecekti. Sadece o çöl faresi ölecekler. Anne ne olur bir şey yap. Lütfen bir şey yap anne. Ne olur. Eda. Eda sen ne yaptın? Hayır, arayalım. Herkesi arayalım. Herkese haber verelim. Afife teyze, Afife teyzeye haber verelim. Anne. Afife'ye haber verip ne yapacaksın? Belki bir şey yapar anne. Kızım Orhun'un da Hira'nın da telefonları kapalı diyorsun. Ulaşamaz ki. Boş yere suç işlediğin ortaya çıkacak. Hapse girersin. Anne Orhun diyorum. Ben de hapis diyorum, hapis. Anne ver telefonu. Ver telefonu. Ver telefonu. Anne ver şu telefonu. Eda, Eda ne olur. Ver diyorum. Eda. Ver telefonu. Eda. Ver telefonu. Eda. Ver telefonu. Eda. Yaks. Anne. 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 Dikkat her şeyden önce geliyor. Kendi arabamı değil, trafikteki diğer arabaları da kolluyorum. Yokuşta kalırsam da freni sonuna kadar basıyorum. Bak, gayet hızlı öğreniyorsun. Direksiyona geçip denemek ister misin? Yok, yok. Biraz daha gidelim, sonra. Peki, sen ne zaman istersen. Peki ehliyeti alınca ilk nereye gideceksin? Seni işe bırakacağım. Sen de izin verirsen tabii. Bugünü iple çekeceğim. Yıllar sürebilir ama. Yine de beklerim. Ama bana sorarsan fazla uzun sürmeyecek. İlk sınavda ehliyetini alacağından eminim. Bir de o var değil mi? Ehliyete başvurmamız gerekiyor. Ben senin için bugün başvurdum. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Dinliyorum. Annem ve babam gezgin olduğu için küçükken hep arabalara, karavanlara büyük bir ilgi duyardım. Dünyayı gezmek, yeni yerler keşfetmek hep kalbimin bir köşesinde gerçekleşmesi imkansız bir hayal olarak dururdu. İleride baş başa bir sürü seyahate çıkacağız seninle. Görmek istediğim bu kadar çok yer var ki. O zaman yolumuz uzun olacak belli ki. İki şoför olmak her zaman iyidir. Sana değil, yola bakmam gerekiyor. İşimi zorlaştırıyorsun. Ne oluyor? Sakin ol.
Sakin ol, ben buradayım. Yanındayım.